boyutuna gelmesi gerekiyor. Onun için de bir an evvel seçim diyoruz. Seçim konusuna geleceğiz ama az önce bahsettiğiniz hani bazı açıklamalar yapıyorlar dediniz. Buna bir bunu açıklamak için bu ekonomi yaptıkları hamleleri açıklamak için zannediyorum önce Cumhurbaşkanı'nın daha sonra Sayın Bahçeli'nin ve sonra da en son olarak Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın sözlerinden bahsediyor olmalısınız. Diyor ki Türkiye ekonomisini döviz kurunu baz alan bakış açısına yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor. Ve uzun uzun da tweet attı Nurettin Nebati. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Nebati'nin sözlerini? Yani şu bir iktisatçı olarak Nebati'nin, Nurettin Nebati'nin ortaya koymuş olduğu tablo tamamen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın aslında bugün hiçbir ekonomi anlayışıyla izah edilemeyen önermelerinin tekrar dile getirilmesinden başka bir şey değil. Tabii ben şunu merak ediyorum. Yani Nurettin Nebati kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Bu ülkede bir Hazine ve Maliye Bakanı yok. Hazine ve Maliye Bakanı nerededir? Bu kadar olay olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı ortada yok. Aman efendim Hazine biz sürekli Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı arıyoruz memlekette zaten yani sürekli. Hazine ve Maliye Bakanı bundan önce ne demiştir? Hazine ve Maliye Bakanı açık AK Parti Genel Başkanı'nın söylediği faiz sebep enflasyon sonuçtur sözlerine karşı çıkmıştır. Evet. Önce demiştir enflasyonu düşüreceksiniz faiz ondan sonra düşecek demiştir. Bu da çok yanlış değildir açık söyleyeyim. Eğer faizler enflasyonun altındaysa millet nereye gidecek? Tasarrufunu korumak için dövize gidecek. Dışarıdan faizler eğer cazibesini yitirdiyse, reel faizler negatifse dışarıdan da para gelmeyecek. Bu ikisi olmadığı zaman Türk lirası hızla değer kaybetmeye başlayacak. Paramız pul olacak, enflasyon olacak. Enflasyondan sonra millet bu sefer daha fazla döviz tevdiat hesaplarına kaçacak. Ondan sonra arkasından yine döviz, Türk lirası hızla değer kaybedecek. Bunun sonu yok. Bu çok ciddi bir enflasyona neden olacak. Tabii bu çerçevede özellikle dar ve sabit gelirlilerin gelirleri hızla azalacak, düşecek, satın alma güçleri bitecek. İnsanlar çok ciddi sıkıntılar içine girecek. Sonunda bu insanların çığlıklarına muhtemelen hani biraz milletin sesine kulak veren bir iktidar kayıtsız kalamayacak. Bu sefer başlayacak gelirleri arttırmaya. Biz bu tabloyu gördük yani endeksleme davranışlarını gördük. Nasıl bu işlerin enflasyonun hiper enflasyona dönüştüğünü biz bunları geçmişte yaşadık biliyoruz. Şimdi bunları aştık. Türkiye 2002 yılında güçlü ekonomiye geçiş programıyla çok yeni kurallar getirdi. O yeni kurallar çerçevesinde ekonominin çok farklı bir işleyişi vardı. Bu birçok sıkıntıyı, önceki sıkıntıyı telafi etti. Bunun üzerine de bir yeni üretime dayanan, üretime önceleyen bir programın gelmesi lazımdı. Ama bu iktidar bunu yapmadı. 2007'den sonra da bunun faturasını ödemeye başladı. 2007'den sonra Türk ekonomisi patinaj yapmaya başladı. 2013'te özellikle dışarıda Amerikan Merkez Bankası Başkanı ben artık para basmayacağım dedikten sonra işler daha da kötüleşti. 2014'te Cumhurbaşkanı'nın ilk halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanı'nın çıkıp ben önceki Cumhurbaşkanları gibi olmayacağım diyerek bir tek adam rejimine geçişin sinyalini vermesiyle birlikte zaten her şey tepe taklak gitmeye başladı. 2018 biliyorsunuz fiilen bu rejimin, ucube rejimin başlamasıdır. O ucube rejimin başlamasıyla da zaten ekonomide bir kriz yaşanmaktaydı. Onun üstüne bir de devlet yönetimindeki kriz geldi. Devlet yönetimindeki kriz, ekonomideki krizle birleşti. 2020 yılında bunun üzerine bir de pandemi gelince her şey alt üst oldu. Her şey alt üst oldu ama bu alt üst oluşun farkında değil bu iktidar. Neden farkında değil bu hükümet? Çünkü bu hükümet bütün dönemi boyunca yabancı sermayenin bu ülkeye
çok rahat gelebileceğini, her zaman bunun önünde bir engel olmayacağını düşündü. Yani dünyada yabancı sermayenin, risk iştahının zirve yaptığı bir dönem yaşandı ve de bu dönem çok uzundu. Bu dönemi oyunun kuralı zannetti. Oysa oyunun kuralı bu değil. Yabancı sermaye aynı zamanda çok da dikkatli hale gelebilir, çok mütereddit hale gelebilir, riske karşı çok duyarlı hale gelebilir. İşte o öyle oldu. Öyle olduğunda da bu sefer çıktı Erdoğan, dedi ki dış güçler bize saldırıyor. Saldıran dış güç falan yoktu. Kendisinin yapmış olduğu hatalar nedeniyle ekonomideki kırılganlık arttı ve bu kırılganlıklara karşı daha duyarlı hale gelen sermaye bunları gördü ve gelmemeye başladı. Ama hata üstüne hata yapmaya devam etti. Bakın, inanabiliyor musunuz? Yani bir Merkez Bankası Başkanı değişikliği yapıyorsunuz, damadınızı hükümetten gönderiyorsunuz, Türk lirası istikrara doğru yürümeye başlıyor. Ama birdenbire ne oluyorsa oluyor, bundan yetinmiyorsunuz, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyorsunuz. Getirdiğiniz Merkez Bankası Başkanı da önce ben oyunu kuralına göre oynayacağım, hiçbir zaman faizlerim enflasyonun altında olmayacak derken birdenbire yukarıdan almış olduğu, saraydan almış olduğu talimatlarla değişiveriyor. Diyor ki önce bu enflasyon bana uymadı, reisime de uymadı, ben şimdi çekirdek enflasyona bakayım. Çekirdek enflasyon artmaya başlayınca bu sefer diyor ki bu da bizim reise uymadı, bu sefer ben ödemeler dengesine cari açığa bakayım. Bakın, bu cari açığa yoğunlaşan bu bakış açısı aslında son derece tehlikeli bir bakış açısıdır. Neden tehlikelidir efendim? Bu şöyle bir şey. Bu şu demektir. Merkez Bankası artık kanununda yazmasına rağmen fiyat istikrarını sağlamak, Merkez Bankası ben fiyat istikrarıyla ilgilenmiyorum, cari açıkla ilgileniyorum demektir. Demiş olmaktadır. Merkez Bankası ben cari açıkla ilgileniyorum dediği andan itibaren Merkez Bankası'nın elindeki araç para politikasıdır. Ve bu para politikasıyla kura bir rekabet gücünü arttırıcı devalüasyonu sağlayacak şekilde müdahale edeceği sinyalini verir. Ondan sonra da merkez ne kur hedefine inanan kalır, ne enflasyon hedefine inanan kalır. Türk lirası bugün olduğu gibi serbest düşüşe geçer. Efendim, şimdi siz konuşurken benim de kulağımda sürekli arkadaşlarım doları takip ediyorlar. Şimdi Erdoğan bir konuşma yaptı ve dedi ki faiz indirim sinyali verdi. Yüksek faize halkımızı indirmeyeceğiz dedi. Siz konuşurken önce 12.45'e çıktı dolar. Yine siz konuşurken 12.47'ye çıktı. Şu anda 12.500'ü geçmiş vaziyette. Şimdi 12.50'yi geçti. Evet. Evet. Yani biz ekrandayken sayaç gibi sürekli artan bir şey var. Dolar var. Ama buna rağmen hani Erdoğan konuşmalarını bunun üzerine kurmayı sürdürüyor. Faiz indirim sinyali veriyor. Halkımızı faize ezdirmeyeceğiz. Yüksek faize ezdirmeyeceğiz diyor. Ama bu arada dolar artıyor. Milletin canı yanmaya devam ediyor. Bu nereye kadar gidecek sizce? Şimdi şunu açık söyleyeyim. Yani milleti faize ezdirmeyeceğiz derken milleti dövize ezdiriyorsunuz. Yani Türk lirasını doların, avronun karşısında pul ediyorsunuz. İçeride fiyatlar alıp başını gidiyor. Sabit gelirlerin gelirleri her geçen gün, bir satın alma güçleri her geçen gün biraz daha düşüyor. Yani ve millet ezim ezim eziliyor bunun altında. Bakın, sadece vatandaşlar değil, yani sanayici diyor ki ben ne fiyat alabiliyorum ne fiyat verebiliyorum, ticaret durdu diyor. Esnaf aynı şeyden şikayet ediyor. Ve şunu söyleyeyim, işleri o kadar, ekonomiyi o kadar kırılgan hale getirdiler ki baktığınız zaman süreç
2000-2001 yıllarındaki gördüğümüz tabloya benzer bir süreç. O dönemde bakanlar, başbakanlar yanlış konuştukları zaman ya da başbakanın bir şekilde ayağı tökezlediği zaman Türk lirası çok hızlı değer kaybetmeye başlardı. Bugün de Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman Türk lirası müthiş bir hızla değer kaybediyor. Neden? Çünkü Erdoğan'a güven yok. Erdoğan'ın söylediklerinin doğru olduğuna kimse inanmıyor. Erdoğan sadece yapmış olduğu hataların üstüne bir şekilde bir ekonomik kılıf geçirmeye çalışıyor. Sayın Öztürk, şunu sormak istiyorum. Ekonomik kılıf yetmiyor. Bu sefer Milli Güvenlik Kurulu kararı geçirmeye çalışıyor. Yani... Evet, buyurun. Şimdi Sayın Öztürk, şunu sormak istiyorum. Az önce dediniz ya, Erdoğan'ın sözlerinin güvenilirliği yok, kimse inanmıyor dediniz. Eğer sözlerinin güvenilirliği olsaydı, bugün söylediği Sayın Bahçeli'nin de, kendisinin de, Merkez Bankası Başkanı'nın da, işte Nurettin Nebati'nin de ortaya koyduğu tırnak içinde plan, piyasa için bir anlam ifade eder miydi? Sözlerinin güvenilirliği olsaydı. Ha, bir kere... Şunu tekrar söyleyeyim. Bir, sözlerinin güvenilirliği yok. Sözlerinin güvenilirliği olmadığı için de yani şu anda ortaya koydukları planın da ekonomik temelleri yok. Yani böyle bir planla ekonomiyi düze çıkarabilmeniz mümkün değil. Şunu kabul ediyorum. Eğer Türk lirası aşırı değerli olmuş olsaydı, o zaman Türk lirasına bir miktar değer kaybettirmek suretiyle bu şeyde